ABCD için dik yamuk demiş, paralelliği vermiş, dikliklerimizi vermiş, dördü onu vermiş. Buna göre ABCD'nin alanı nedir diye sormuş. Her yamuk sorusunda ne yapmamız gerekiyordu? Yamuk sorularında ne yapıyorduk hep biz? Paralel Paralel kaydırıyorduk, değil mi? Bu adamı biz paralel kaydırsak, kaydırıyorum. Hop, kaydırdım. Bir tane dikdörtgen, bir tane dik üçgenden soruyu çözmemiz lazım. Tepesi 4 ise alt tarafı 4 kaldı. Sildim, 6 kaldı. K dedim. Şimdi elimde nasıl bir üçgen var arkadaşlarım? Dik üçgen. Dikten ne çıkmış? çıkmış tabii Dik ki. çıkmış. O zaman öklit yapacağım. Öklit yapalım. Şuraya H diyelim. H kare neye eşit? 24. 4 çarpı 6'dan 24'e eşit. H karemiz 24 ise H'ımız da 2 kök 6 olarak bulunur. Alanını sormuş adam bize. Yamuğun alanı. Yamuğun alan formülü neydi? Alt Alt taban artı çarpı taban yüksek bölü. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik 2 kök 6 bölü 2. Sadeleştirdim. Orası da 14 kök 6 oldu. Sorun var mıdır? Takıldığımız bir yer? Yok. Geçtim. Şimdi aslına bakarsanız bu da aynı kafayla çözülen bir soru. Amca bize ne söylemiş bakalım. Elimizde bir açıortayımız varmış arkadaşlarım. Açıortay var bakın. C'nin açıortay olduğuna dair bir bilgi var. Sonra devam edelim. Bir de paralellik var. Yamuktan gelen bir paralellik var. Paralellik ve açıortay beraber varsa orada ne var? İkizkenar. İkizkenar üçgen vardı. Yani açı taşıyacaktınız, o ikizkenarı bulacaktınız. Şu açılarımıza A, A dersem, şimdi açı taşıyorum paralelliği kullanarak. Hop paralelmiş, aşağıya indim ve paralelmiş. İstersen burada U kuralı, istersen Z kuralı yapabilirim. Z kuralı yaptım, A oldu. O zaman B, E, C nasıl üçgen oldu arkadaşlarım? İkizkenar. İkizkenarımızı bulduk. Gizli ikizkenarımız B, E, C'miş. Peki kimler birbirine eşittir? Söyleyin bana B, E, C üçgeninde. CB, EB. İkiz olduklarını gösterdik, olmayı da. Sonra kendim kendime düşünüyorum. Diyorum ki burada elimizde bir dik yamuk var. Dik yamuklu soruda ne yapıyorduk ya da yamuk sorularında ne yapıyorduk? Paralel kaydırıyor. Paralel kaydırıyordum. Kaydırdım paralelimi. Ondan sonra paralel kaydırdıysam eğer şurası 5 ise dımdıbı 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 5 oldu. 8 oldu. 17 oldu. 8 bir şey 17 üçgeni vardı. Neydi o 8? 15. 15 15. 17 vardı. Tamamı 17 ise şu küçük parçaya da 2 kaldı. Yukarısı eğer 8 kadarsa, bunu 8 değil mi? Ne biçim yazmışız ya? 5 kadarsa pardon. Yukarısı 5 kadarsa ikisini yazdıysak A, E'mize de 3 kaldı. Amca bana bunları sormuyor ama ben gene fantaziye dönüştürdüm. Peki alanını sormuş. Alan dediğim şey neydi? Alt taban. Alt tabana bakıyorum. 17, 3 daha 20. Artı üst taban 5. Çarpı yükseklik 8 bölü 2 dedim. Sadeleştirdim 4. 25 çarpı 4'ten alanım da 100 olarak bulundu. Takıldığımız bir yer. Yok. Peki. Hadi bakalım bunu siz düşünün istiyorum. Yine bakın açıortay var, paralellik var. O zaman orada gizli ikizkenar var. Ben şimdi size soracağım. Tamam mı kuzularım? Mesela kiminle başlayalım? Nazmiye ile başlayalım. Nazmiyeciğim, sesini duyabiliyor musun? Duyabiliyoruz. Peki, Nazmiye bana yardım eder misin? Buradaki gizli ikizkenarı bulmamda. Kimdir gizli ikizkenar?
Nazmiye'cim sesini duyamıyorum ben. Sen konuşuyor musun şu an? Nazmiye kopmuş. Peki. O zaman kiminle devam edelim? Çağla'yla devam edelim. Çağla söyle. Hocam C'den AB'ye dik indirsek. Seni dinliyorum. Ne dedin? Önce şu gizli ikizkenarımızı bulalım. Hani açıortaylık ve paralellik varsa orada gizli bir ikizkenar var demiştik. Nasıl buluyorduk onu? Açı taşıyarak buluyorduk. Şimdi U kuralı, Z kuralı yap bana gizli ikizkenarı bul. Tamam. Bir düşün bakalım kim olabilir gizli ikizkenar? Birinci paralelimiz bu. İkinci paralelimiz de bu. D açısının o küçük yeri nokta evet. Olacak. Aynen öyle. Böyle birleştirdiğin zaman zaten çok daha kolay bir şekilde Z kuralını görmüş oluyorsun. Yani şu açılara AA dersek burasının da A kadar olduğunu söyleyebiliyoruz. Sonra DCL BC eşit olacak. Evet, DC uzunluğuyla CB uzunluğu birbirine eşit oldu. Sonra ne yapabiliriz? C'den AB'ye paralel indirebiliriz. C'den AB'ye bir dik indirdik. Paralel değil mi? Evet. AB'ye diyorsan dik. AD'ye diyorsan paralel. İndirdim şekerim. Sonra 4 oldu yükseklik. Bu indirdiğimiz zımbırtının uzunluğu 4 birim oldu. Yukarısına X diyelim mi? Tamam. Burası da ne oldu o zaman? X oldu. Tamam. Burası? X oldu. 8 eksi X kaldı. Evet. 8 eksi X. Şimdi? Pisagor yapabiliriz. Bence de diklik varsa aklımıza ilk önce Pisagor geliyor. Pisagor yaparsak bir kenar da 4'müş. Kafamızda şimşekler çaktı değil mi? Ne Pisagor'u olabilir? 5. Evet. Bir kenar 4 ise 3, 4, 5 olabiliyor mu diye bakıyorum. X 5 olur. Evet. X eşittir 5 için bu şart sağlanıyor gerçekten de. X'imiz 5'miş. Sonra amca bize DCB'nin alanını sormuş. Yani yeşil taralı alanı. Tamam. Üst tabanımız 5. Evet. Evet. Bu tabana ait yükseklik kaç? 4. Buradan basılan dikme. Geniş açılı üçgen olduğu için dışarıya basıldı. 4 bölü 2 dedim. 2 alanımızda 10 olarak bulundu. Tamam, çok güzel. Teşekkür ederim Çağla'cığım. Rica ederim. Bu yapılanda sorun var mı arkadaşlarım? Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Peki. Hadi buradayız. Önce gizli ikizkenarımızı bir bulalım bakalım. Gizli bir ikizkenarımız varmış. Denizciğim neredeymiş bizim gizli ikizkenarımız? Hadi bana yardım et. Hocam şimdi şöyle C'den bir dikme indirelim. Tamam. Önce şu gizli ikizkenarımızı bir bulalım ama bak. Paralellik ve açıortay varsa orada gizli, saklanmış bir ikizkenar vardır demiştik. Şimdi onu bulmaya çalışalım. Tamam mı aşkım? Hadi bulalım. Hı, tamam. Şu paralelleri zaman çiziyorum ben sana. Hadi yardım olsun diye. Kendisi. Şimdi burada bir Z kuralı çıkar. Eğer evet. C açısına A dersem E açısına da A demem gerekiyor. İkizkenarım çıktı zaten. C, E, B üçgeni. Evet, çok güzel. Şuralara A, A dersek Z kuralından burası da A oldu. O zaman E, B uzunluğumuzu da 10 olarak bulduk. Süper. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi C'den bir dikme indirirsek. İndirelim. Ve A, D 6 ise o zaman yeni indirdiğimiz dikme de 6 olması gerekiyor. 6 santim olması gerekiyor. Evet. Burada da özel bir üçgenimiz vardı bizim. 6, 8, 10. O hı-hı. Zaman aşağısı da 8 olacak. Tamamı 10'muş. O zaman oraya 2 kaldı. Tamam. Şimdi kim alanı vermiş? Bize bütün dikdörtgenin yok, bütün o şeklin alanını vermiş. O zaman üçgenin alanını mı bulsak ilk? Yok, yamuğun alanını direkt bulabilirsin bak. Çok güzel gidiyorsun, o yüzden müdahale etmedim. Şurası yukarısı x kadarsa burası da x kadar olmaz mı Deniz? Onu yazmadım. Ha, evet.
Burası da x kadar olur. Yeşille gösterdiğimiz yer. Şimdi yamuğun Tamam. alanını bul bana. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik Evet, alt tabanımız kaç? bölü 2 idi. Ve 8. X artı X artı 8. 8. Aynen. Alt tabanımız x artı 8. Üst Üst tabanımız. tabanımız da x. Evet. Yüksekliğimiz 6. Evet. Bölü 2. Bölü 2. 54'e eşit olacakmış. Buradan 2x artı 8'imiz 18 oluyor. 15 oluyor. Tamam, çok güzel. Aferin de. Burada sorun var mıdır? Takıldığımız bir yer. Evet, buradayız. Bak, soruya baktınız. Bakar bakmaz gördünüz. Ne gördün? Soruya bakar bakmaz bir şey fark etmiş olmanız lazım. Köşegenler dik kesişmiş hocam. Evet. Ne yapacaksın o zaman? Paralel kaydıracağız. Evet. Köşegenler dik kesiştiyse, köşegenler dikse kaydıracağız. Nereye kaydıracağız? Sola doğru D'den. Evet, dışarıya doğru kaydıracağız. Köşegenlerimiz dikse dışarıya doğru kaydıracağız. Aşkım, kapımızı kapatır mısın, kardeşine gitmesin ses. Tamam. Sonra kaydırdım paralel. Ne oldu? Aşağısı da 2 olmuş oluyor. Evet. Dikten dik çıkmış. Öklit Şimdi yapabiliriz. bir saniye, açıyı taşımadın henüz. Burası 90'sa Evet. buradaki Doğru. paralelliği kullandığımız için tepesinin de 90 olduğunu söyledin. Şimdi söylüyorsun dikten dik çıktı diye. Tamam mı? Açı X kare. köşesine. Heh. X kare X kare. eşittir. 2 çarpı 10. Evet. O da 2 kök 5 olur. X Evet. 2 kök. Daha sonra hocam yamuğun alanını sormuş. Üst taban çarpı, pardon. Üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2 bulduk zaten. 2 kök 5. 2 artı 10 çarpı 2 kök 5 bölü 2. Tamam, süper. Buradan da 12 kök 5 olur. Evet. Güzel. Hocam biz Neyi? kalınacak soruda eksik mi yaptık? Bakalım aşkım. DC'yi sormuştu. X bulduk. Ha, 5. tamam. Tamam. Tamam hocam, özür dilerim. Estağfurullah. Sıkıntı var mı? Yok hocam. Tamam. Burada sorun var mı arkadaşlarım? Yok. Peki. Ha, bak şimdi E noktası ile ilgili bir şey söylemiştik. İki tane açıortayın kesiştiği yerdeki açı. Bu önemli demiştim, hatırlayın. Açıortayların kesiştiği yerdeki açı. E noktası ile ilgili ne söylemiştik? Ne söyleriz E noktası ile ilgili? Orta nokta. Orta taban üzerindeydi. Eğer paralel çizerseniz alt ve üst kenarlara, bu adam orta taban üzerindeydi. Tık tık diyordum. Sonra bir özellik daha vardı orta taban üzerinde. Bir tane daha vardı açı ile ilgili. Açısı kaç Açısı dereceydi? 90. 90 Evet. dereceydi. Burası 90 dereceydi. O zaman diyorum ki dikten çıkan kenarortay muhteşem olacağı için bu adam da eşitti. Şimdi 12, 16, 12 yerine 3 çarpı 4 dedim. 16 yerine 4 çarpı 4 dedim. O zaman hipoşum ne olur arkadaşlarım? 5 çarpı 4 yani 20. Bu da 10, 10 ve 10 diye çıkar. O halde orta tabanımızın TF dediğimiz şey yamuğun orta tabanıymış. Orta tabanın uzunluğunu bulduk. Kaçmış? 20. Peki yamuğun orta tabanını biz nasıl buluyoruz? Alt taban artı Üst taban bölü 2. bölü 2. Bu dediğimiz şey 20'ye eşitmiş. Şimdi amca bize neyi sormuş? Orta tabanı bulduk bakın. Normalde yamuğun alan formülünde ne vardı? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 vardı. Biz şu kısmını bulduk arkadaşlar. Bu kısım kaçmış bakıyorum?
20'ymiş. Onda sorunumuz yok. Şimdi yüksekliği bulmamız lazım. Yüksekliği bulabilirsek eğer, o zaman diyeceğiz ki tamam, bu yamuğun alanı şudur diyeceğiz. Yüksekliğin varoluş amacı neydi acaba? Alan. Alanı bulmak. Alandı değil mi? Peki bizim bu adamın yüksekliğini bulmamız için hemen çektim. Mesela şu küçük üçgenin yüksekliğinden yola çıkarak yapabilir miyiz arkadaşlarım bunu? Veya tamamının yük alanını kullanıp yarı alanı bulup şu küçüğün yüksekliğini bulsam, ki bu benim yarı yüksekliğim olur. Aynı mantıkla diğer tarafa da taşıyabilirim. Doğru mu? Şimdi bana ADE'nin alanını söyleyin. ADE nasıl bir üçgen? ADE dik üçgen. Bu dik üçgenin alanı nasıl hesaplanır? Taban çarpı yüksek. Alan kenarı. Evet, kaçla kaçı çarpalım? Dik kenarlarını kullanın. 12 çarpı 16 bölü 2'den ADE üçgenin alanını buldum. Burasını sadeleştirdim. 6, 6 çarpı 16'dan 96 buldum. 96 ama tüm alan değil mi? Bize şu an neresi lazım? Bunun yarısı lazım. Yani şu kısmı lazım. Tamam mı kuzularım, bakın şu kısmı. Çünkü ben oranın yüksekliğini bulmak istiyorum, tamam mı? O zaman pembiş yerin alanı ne olur? 2'ye bölersem 96 bölü 2'den 48 olur. Bu 48'lik alanı tabanını 10 kabul edersem 10 çarpı h bölü 2 şeklinde yazabilir miyim? O zaman h'ımız 96 bölü 10, yani 9,6'dır. Yarı yüksekliğimiz, yani x'imiz, buraya x yazalım, h demeyelim de. X'imiz 9,6 ise tam yamuğun tamamının yüksekliği kaç santim olur arkadaşlarım? 19,2. Nasıl buldunuz onu? 9,6 ile 2'yi çarptım. X'in 2 katı kadar olacaktır. O zaman yükseklik dediğimiz şey 2x'tir. Artık şurayı da bulmuş olduk. O da 2 çarpı 9,6 olur. Artık bundan sonrasında soru biter. Hadi yazalım. 20 çarpı 2 çarpı 9,6. Bakın amele gibi işlemleri yapmıyorum. Bir tane basamak kaydırdım. 0 oldu. Burası da 4 çarpı 96 oldu. O da 360, 24, 384 oldu. Takıldığımız bir yer? Anlaşılmayan bir yer var mı? Herkes anladı mı kesin? Peki. Hadi bakalım, buradayız. Bak, burada bir tane özelliğimiz vardı. Belki onu hatırlamıyor olabilirsiniz. O yüzden bunu da ben yapayım. Şimdi biz ne öğrenmiştik? Bunu arkadaşlarım ta 9. sınıfta öğrendik. O yüzden hatırlamıyor olabiliriz. Şimdi şu adamlar eğer açıortaysa arkadaşlarım, şu maviyle gösterdiğimiz doğru, aslına bakarsanız açıortay doğrusudur. Açıortay doğrusunun özelliği de şudur. Açıortay doğrusundan kenarlara basılan dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlar. Birinci kenara bastığınız dikmenin uzunluğuyla diğer kenara bastığınız dikmenin uzunluğu birbirine eşittir. Yani burada özdeş şekiller oluşur aslına bakarsanız, tamam mı? Bunlar birbirine eşittir. Özdeştir bu iki üçgen. O yüzden biz mesela E noktası ile ilgili önce ne biliyoruz? Önce onları söyleyin bakayım bana. Açıortay, açıortay. Açıortaylar arasındaki açı. E noktası ile ilgili ne biliyoruz? Söyleyin. Orta taban üzerinde. Evet, paralel çekersek orta taban üzerinde. Başka ne biliyoruz? Bir şey daha bilmemiz lazım. Açısı 90 derece. Açısı da 90 derece. Şimdi kuzularım, açısını 90 derece gösterdim. Bakın bir tarafa 4 basmış, görüyor musunuz? Açıortay doğrusu, şu DE dediğimiz şey açıortay doğrusu. Peki DE kimin açıortayı? Hemen çizelim. Bakın açıyı oluşturuyorum, açıyı çiziyorum. DC'yi ve DF tarafına doğru. E noktasından kenara basmış, birinci kenara. Kaç santimmiş? 4. O
zaman ben diğer tarafa basarsam orasının da kaç santim olması lazım? 4. E'miz orta taban üzerindeydi. O zaman aynı mantıkla aşağıya doğru basarsak oranın da kaç olması lazım? 4. Bitti. Artık yüksekliği buldunuz. Soruyu yapıştırdınız. Tamam mı? Aynı mantıkla buradaki açıortayı kullanarak da yapabilirsiniz. Bakın açıortay doğrusu üzerinde bir kenara dik bastıysa 4 ise diğer kenara da siz basacaksınız 4. Alan neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Sadeleştirdim 4. 15 çarpı 4'ten aradığım cevap 60 olarak bulundu. Var mı sorun? Bunu anladık mı arkadaşlar? Bak bu da aynı. E noktası neydi? Teyze söyle. E noktası neydi? E noktası hocam orta tabanda. Orta taban üzerinde ve açısı 90 derece. Buradan evet. 90 dereceden yani dikten dik çıktığı için. Evet. Oradaki h yüksekliğimiz ikisinin çarpımı olacak. Karesi. X kare eşittir 16'dan x 4 olacak. 2 çarpı 8, 16. X'imizi 4 bulduk. Bu bulduğumuz x eşittir 4. Şimdi açıortay doğrusundan bir tarafa dik basılmış değil mi? Açıortay evet. Doğrusu... Diğer tarafı olan da 4 olacak o yüzden. Evet. Açımız şu. Bakın kırmızı açıyı adam 2 eş parçaya bölmüş. Açıortay doğrusu kim? Onu da göstereyim maviyle. Şu adam. Gördünüz mü? Açıortay doğrusu üzerindeki E noktasından yeşille birinci kenara kırmızıya dik basmış, dörtmüş. O zaman siz diğer kırmızıya dik basarsanız orasının da kaç olması lazım? Dört olması lazım. Orta taban olduğu için diğer tarafa dört olacak. Evet. Yani veya şuradan da yapabilirsin bak Teyze. Bir dakika aşkım şunu da söyleyeyim sana. Şu da açı ortay doğrusu ya, kırmızı ile gösterdiğimiz açıyı iki eş parçaya bölüyor. O zaman sen şunu da söyleyebilirsin. Yine maviş olan adam yani EB açıortay doğrumuz. Açıortay üzerindeki E noktasından birinci kenara yeşille basmış 4. O zaman ben diğer kenara yine basarım 4 diyebilirsin. Tamam mı? Buradan da olur. Anlaştık mı? Veya E'nin orta taban üzerinde olmasından da olur. İkisi de olur yani. Peki yüksekliğimizi bulduk kaç? 8. 8. Alanımızı söyle bize. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani ikileri sadeleştirelim 8 olur. 14 çarpı 8'den de 56. 14 ikileri sadeleştirince 14 çarpı 4 diyeceğim herhalde. Ha, evet pardon. Tamam peki. Teşekkür ederim. Burada sorun var mıdır? Peki buradayız. Hadi bakalım ne yapalım. Aylin parmak kaldırıyoruz. Evet Aylin'cim seni dinliyorum. Hocam burada ben CEB'yi dik olarak düşündüm. E noktasını. E noktası ile ilgili neler biliyoruz? Önce onları söyle bana. Orta taban noktası. Orta taban üzerinde paralel çekersek. Başka? Açısı kaç dereceydi? 90 derece. Evet. Açısı da 90 dereceydi. Açımızı gösterdik. Buradan bir paralel çektiğimizde orta taban üzerinde olduğunu da gösterelim. Tık tık tık. Tamam. Ay şöyle bir isim öyle. Evet. Şu adamın orta tabanın uzunluğunu bulabilir misin bize? DC ile AB. Evet. Onlara eşit gösterdim. Tık 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 yaptım. 2 ile 8'i toplayıp 2'ye bölersek orta taban uzunluğu 5 çıkar. Evet. Buralara x, x, x dedim. X dediğimiz şey orta tabandan 2 ile 8'in toplamının yarısıdır diyor Aylin. Yani 5'tir hocam diyor. Burayı bulduk. 5, 5 ve 5. Sonra? Bundan sonra bize ABC'lerin alınmış sonu.
Bir paralel kaydıralım mı? Paralel kaydıralım hocam. Bir kısımdan. Kaydırdım paralel. Şuraya M noktası dedim. AM uzunluğumuz kaç birim? AM uzunluğumuz 2 birim hocam. Evet. Tamamı 8'di. MB uzunluğumuz kaç oldu o zaman? 6 birim kalıyor. Evet. Şurasını da kaç bulmuştuk? 10. O zaman yüksekliğimiz kaç olur? 6, 8, 13 birimden olabilir. Evet. Güzel. 6, 8, 10. Peki alanımızı bulalım şimdi artık. Yamuğun alanı. Formül neydi? Üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2. Evet. Alt tabanla üst tabanı toplayıp yüksekliğimizde yani 8'de çarpıyoruz. O da 40 olarak bulunuyor. Teşekkür ederim. Burada sorun var mıdır? Hocam biz EK'yı çekiyoruz ya. Evet canım. Orada CB'deki olan nokta dik olmuyor değil mi? Hayır, paralel oluyor. Hani diyorum ya bak orta taban üzerindedir ama ne zaman hep söylüyorum paralel çekiyorsan orta taban üzerindedir. Dik çektiğinde orta taban üzerinde olmaz. Yani orta taban olmaz daha doğrusu. Yani gene E noktası aynen. Orta taban üzerinde olur ama E'den alt ve üst kenarlara yani yamuğun alt ve üst kenarlarına paralel çekersen orta taban üzerinde olur. Tamam mı aşkım? Tamam hocam. Tamam. Hadi buradayız. Bir düşünün bakalım ne yapabilirsiniz. Açılarla ilgili bir şeyler varmış. Ben onları yerleştireyim. Sizi orada düşünün. Çok basit bir soru bu. C açısı da 90 artı A'ymış. Paralelliği vermiş. 6'yı 8'i vermiş. Çevreyi 34 demiş. Yamuğun alanı nedir diye sormuş. Kaçıyorsak bir tane şeyler dökülsün. Evet, ne yapabiliriz arkadaşlarım? Bir paralel kaydıralım mı? Çok gözünüzü de büyütmeyin. Çok basit bir soru bu. Paralel kaydırdınız. Ne oldu? Söyleyin bana. Burada bir paralel kenar oluştu. Dolayısıyla karşılıklı açıları birbirine eşit oldu. Karşılıklı kenarları da birbirine eşit oldu. Şimdi 90 artı A dediğiniz açı nasıl açı? Bu nasıl bir açı? Dış açı. Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit. Burada A varsa diğer tarafa da ne kaldı? 90. 6 var, 8 var. Dındırı 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 kaç? 10. Şimdi DCBT bir paralel kenarda. Buralar